Bir de hocam ben birisinin şerrinden korktuğum için onun hırsızlık yaptığını biliyorum. Bunu da söyleyemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bir de onun için bir sizden bilgi almak istiyorum. Peki efendim. Dedi yakınım dedi. Yani hırsızlık yapıyor biliyorum dedi. Ama de kendisinden korkuyorum söyleyemiyorum. Şimdi tabii gözünle görmediğim müddetçe de bu hırsızdır deme şansımız yok. Çünkü o konuda İmam Şafii Hazretleri'nin bildirmiş olduğu bir hüküm var. Zaten şeylerde de o geçerli. Bütün kitaplar alıyor onu. Hanefi fıkıh kitapları da alıyor. Gözünle görmedikçe buyuruyor. Özür dilerim efendim. Hatta Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri işte bir gün talebelerini anlatırken bu hadisenin çeşitli nakilleri var. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin anlattığı da şöyle. Bir kadıncağız kapısını açık bırakmış bir yere kadar gidecek. Tek katlı zemin evler. Hemen işte komşuya gidip gelecek. Kapıyı da açık bırakmış. İşini bitirmiş gelirken bakmış evden bir köpek çıkıyor. Köpeğin ağzı da böyle yoğurt bulaşı. İçeride de yeni mayalanmış yoğurt var. Yani köpeğin burnunu oraya sokacak kadar falan. Hemen şikayet ediyor kadın. İmam Şafii Hazretlerine. Diyor ki böyle böyle oldu. Demek komşunun köpeği yani o yoğurda burnunu soktu, tazmin ettirecek. İmam Şafii Hazretleri buyuruyor ki o köpek burnunu o yoğurt kabına sokarken gördüm. Görmedim ama diyor belli duruyor işte. Tekrar soruyor. Gördün mü görmedin? Hayır görmedim diyor. O zaman diyor bu köpek burnunu ağzını bu yoğurt kabına sokmuştur denemez. Kadın beğenmiyor bu hükmü. Ne biçim hüküm diyor falan işte besbelle duruyor diyor. Bu köpek aynı şekilde yedi diyor. Bunun başka şeyin var ağzında yüzünde diyor. Yoğurt bulaşığı da var falan filan gidiyor. Neyse aradan 3-5 gün veya bir hafta 10 gün geçiyor. Yine kadın içeride mutfakta elinde bıçak. İşte bir yerden bir et hayvan mı kesmişler yoksa bir yerden bir et mi gelmiş onu koymuş onunla meşgul. Tabii bir taraftan aynı şekilde üstünde önlüğü var ama önlük falan da kan sıçramış etlerden. Eli de kanlı elinde de bıçak var dışarıda bir gürültü feryat oluyor falan. Kadın birden elinde bıçakla o önlükle beraber çıkıyor dışarıya. Bir bakıyor ki bunun kapısının önünde bir tanesi serilmiş böyle bıçaklanmış ölmüş adam. Başında böyle garip garip bakarken o anda polisler geliyor bunu yakalayıp götürüyorlar. İmam Şafii Hazretleri'nin huzuruna. Diyorlar ki bunu öldürdü. İmam Şafii Hazretleri soruyor o askerlere. Bu kadının bu adamı öldürürken, bu kadın bu adamı öldürürken öldür diyorsunuz ya. Gördünüz mü? Hayır diyor görmedik. Başka gören var mı? Yok. O zaman diyor bu kadın bu adamı öldürdü denemez diyor. Serbest bırakıyor. Serbest olunca ondan sonra kadına dönüyor. Diyor ki köpek diyor yoğurt yedi mi yemedi mi? Kadın diyor ki vallahi yemedi, billahi yemedi, tallahi yemedi diyor. Ya gözünle görmedin. Çünkü ama zahiren elinde bıçak, önünde de ceset, üzerinde kanlı. Bu bunu öldürmüş. Gördün mü? Görmedin. Nasıl söylersin bunu? Bu hepimiz için ölçü. Bu hepimiz için ölçü. Hani bu dinleyicimiz için de, hepimiz için de. Tamam hani bazı alametler itibariyle bu hırsızlık yapıyordur. Ama yaparken gördün mü? Yok. Bak şeyde evli kadın ve erkeğin zinadan dolayı suçlanması ve cezalandırılması için. Yani İslami tabi Allah Teala bildiriyor. Buyuruyor ki kadın ve erkeğin o halde iken, zina halindeyken 4 tane şahidin görmesi lazım. Cenab-ı Hak böyle ağır suçlarda ağır cezalar bildirmiş ama tatbiki de çok zor. Dolayısıyla o zaman yalancı bulursun herkese aynı şekilde şey yaparsın. 4 tane şahidin görmesi lazım. Bu sebepten dolayı hani dedi korkuyorum sana zarar gelecek. Emr-i Mabdül'e farken de aynı şekilde eğer zarar gelme ihtimali söz konusuysa İmam-ı Gazali Hazretleri uzun uzun anlatıyor buyuruyor ki emir-i mahfi yapacak kimse bir anlatacağı konuya hakim olması lazım. 7 yaşındakine de 70 yaşındakine de anlatabilecek durumda olması lazım. 2 karşıdakinin haleti ruhiyesini bilmeli. Adamın altyapısı küçük sen ona anlatıyorsun. Hani zamanımız var ya tefsir okumalı, hadis okumalı falan filan diye böyle aynı şekilde palavradan kesiyorsun.
Ha bugün bir tane bir şey gösterdiler de. Şimdi bu akşam Mevlüt Kandili ya. Evet. Mevlüt Kandili olması sebebiyle her kafadan bir ses. İşte tek kaynak Kur'an diye diye insanların kafasını zaten altyapı göçük olduğu için yazmış birisi. Peygamberi anmak değil, onu anlamak lazım. Mesela diyor işte misvakla ağzını yıkıyor. Bundan maksat diyor işte bugün diyor diş macunu var, fırça var diyor. Bu halleder. Bir ahmak adam bunu yaparken, bunu söylerken hiçbir zaman diş macunu, hiçbir zaman diş fırçası misvağın yerini tutar mı? Bir kere diş fırçası dediğin naylon bir şey. Zaten bir iki sefer şey yaptığın zaman berbat ediyor. Hele diş macunu. Hele diş macunu. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh herkese uyarak diş macunu kullanıyordum. Sonra onların yapısını öğrenince attım. Dişlerim çürümeye başladı buyuruyor. Misvak kullanmaya başladım. Çürüme durdu buyuruyor. Çürüme durdu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam misvak diyor. Bu anlıyor beyefendi. Tabii hepsi müşteri de şimdi. Ben diyor böyle anladım. Ahmaklığından iskası başka bir şey değil. Anlamak falan da değil. Öyle zaten aynı şekilde olur. İşte fıkıh kitapları, ilmihal kitapları okunmayınca Allah-u Teala muhafaza olsun. Sonu da bu mu olur? Evet sonu da bu olur. Dolayısıyla efendim... herhangi bir kimseyi itham ederken mutlaka delilli senetli olması lazım. Altyapının olması gerekir ve bunlar olmadan kimseyi itham etmemek lazım. Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam hayatını Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından mesela Hakikat kitabı yayınlamış olduğu Şevahid-i Nübüvve kitabı var. Ve Saadet-i Ebediye kitabında da var Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hayatıyla alakalı. Önce onları güzel bir okumalı. Bu büyükler olan sevgiyi, muhabbeti artırmalı. Ve ondan sonra aynı şekilde mesela şu dinleyicimiz işte ben hadis-i şerifte gördüm. Şeyde söyleyiver... İddet, özür dilerim haiz diyken boşanma olmaz. Fıkıh kitaplarında var o. Ama caizdir buyuruyor. Sünnete uygun şeklini anlatmışlar boşamanın. Mesela bir talak verir, bir işte iddet müddeti geçer. Yani 3-4 ay bir geçer. İkinciyi ondan sonra verir, bir daha geçer. Bir tane daha kaldı. Peki ne kadar oldu? Ya neredeyse 6-7 aylık bir zaman dilimi geçti değil mi? Evet. Bu 6-7 aylık zaman dilimi içerisinde, aa der ya biz hata ettik. Patır patır üçünü vermez de bu şekilde yapınca ne olur? Evliliğin devamı söz konusu olur. Kitaplar evet. Okunursa bunlar iyi anlaşılır. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.